Herkese güzel bir pazar diliyorum sevgili arkadaşlar. Ekonomi ekranına hoş geldiniz. Bugün böyle çok keyifli bir yayın yapmayı çok isterdim ama maalesef Bartın'da yaşanan, Amasra'da yaşanan bu maden kazasından dolayı keyifler kaçtı. Ama keyifler kaçtı. Çünkü orada 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir kömür için 41 ömür gitti. 41 ocak söndü. Bir kömür ocağından ocak çıkarmak adına 41 ocak söndü. Bugün Tuğberk Çitilci, Doktor Tuğberk Çitilci bizimle beraber. Önce sevgili Tuğberk sana bir hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk Sami Bey. 41 ocak söndü Tuğberk'cim ve Maalesef. gerçekten Almanya'da 71 yılından beri maden kazası olmuyor. Bizdeki maden kazalarının sayısını ben artık Twitter'a baktım. Orada paylaşımlardan görüyorum. Yani son 30-40 yılda ciddi maden kazaları olmuş ve bu kazalarda binlerce insan şehit olmuş yani. Binlerce insan Allah hayatını rahmet kaybetmiş. eylesin. Binlerce çocuk babasız kalmış. Yani çok zor bir şey yani. Bu alın teri gerçekten hani %100 alın teri dediğimiz hikaye maden işçiliği. Yani yerin 150 metre altında yani havasız, nefessiz. Allah yani bilmiyorum çok 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 morallerim bozuldu benim. Hiç de keyfim yok ama bir taraftan piyasalarında zaten keyif yok. O ayrı konu. Ama hani bu sadece kadere bağlanacak bir olay değildir. Kesinlikle Biz değil. çalışırız, mücadelemizi ederiz. Ondan sonra tedbirimizi alırız. Takdir Allah'tandır. Tevekkül ederiz. Allah'a tevekkül ederiz. Ama bunu kadere bağlamak, bu kader demek bence işin kolaycılığıdır. Kafalar değişmediği sürece, kim gelirse gelsin, bu kafalar değişmediği sürece aynı kafa aynı şekilde biz bu kazaları da çok yaşarız. Depremde de aynı şey olur. Diğerlerinde de aynı şey olur. Ama maalesef daha kötüsü olan hafızası silinmiş bir millet olduk. Yani dün ne yediğimizi hatırlamayan bir milletiz. Üzücü olan bundan bir hafta sonra kimsenin bunları konuşmayacak olması. Bu beni daha çok üzüyor aslında. Maalesef. Çok uzattım lafı sana vereyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yani ben de söylenecek çok söz yok. Emekçilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hani en önemlisi çok kısa bir sürede cenazelere ulaşılabildi. Çünkü beterin beteli vardır. Hani bu cenazeye ulaşılması da önemli bir konuydu. Hani Allah'tan oraya da hızlı bir şekilde ulaşıldı. Bir daha böyle kazaların yaşanmaması dileğiyle diyeceğiz ama maalesef Türkiye şartlarında bunu söylemek Gene çok zor olacak. olduğundan Gene dolayı olacak. Gene bu olacak. doğal afetlerde de, depremde de, maden kazalarında da, diğer olaylarda da maalesef olacak. Bir iki gün gündemde kalacak. Ondan sonra ülkenin aşırı hararetli değişen gündemine bağlı olarak bunlar da yeni olaylar olmadığı sürece ki inşallah da olmasın ama unutulmaya maalesef yüz tutacak. Yani vay Belli gidene. ki tedbir alınmamış. Sayıştay raporunda da var bu. Belli ki tedbir alınmamış. Gaz kaçağı varmış ama maalesef uyarılara dikkat edilmemiş. Alınan bilgiler o yönde. İnşallah savcılık bu konuda bir araştırma yapar. Kim suçluysa, kimin bu konuda bir ihmali varsa bunlar çok katı bir şekilde cezalandırılsın ki bir daha böyle bir şey yaşanmasın. En büyük cezayı vermen gerekiyor ki herkes Toplum kendi vicdanı kafasına rahatlasın. gelmez. Bir de toplum vicdanı rahatlasın yani. Giden canlar gelmez. Ama yeni gidecek olan canların gitmesi engellenir. Şimdi sevgili dostum, tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bir enflasyon rakamı açıklandı Perşembe Evet. günü. Bu açıklanan enflasyon rakamının ardından gerçekten çılgınca hareketler yaşadık piyasada. Önce bu çılgınca hareketleri bir değerlendirelim. Yani dolar endeksinde bir inişler çıkışlar oldu. 114'lere kadar çıktı, sonra 112'lere indi. Sonra neler oldu, neler olur? Hep 120'lere gider muhabbeti vardı. 110'un altına inmez Evet. diye konuşuyoruz. Önce dolar endeksinden başlayalım istersen. Pazardan bakalım haftaya Türkiye ve dünya neye uyanıyor, neyi bekliyor, neyi öngörüyoruz? Tamam. Şimdi geride bıraktığımız hafta Amerika'da enflasyon verisi çekirdek ve manşet. Özellikle çekirdekte işler hiç iyi değil. Beklentilerden çok iyi geldi. Yani negatif anlamda. Şimdi bu enflasyon verisiyle beraber Amerikan endekslerini sarstı. Güçlü dolar teması, Amerikan 10 yıllıkları yükseldi. Ama sonra ne olduysa piyasa o sert negatif fiyatlamasını bir anda aksi yönde pozitif yönde almaya başladı. Sanki enflasyon verisi gelmedi de bambaşka enflasyon sıfıra yaklaştı. Fed ben faiz arttırmıyorum dedi. Fiyatlamalar tersine döndü. Şimdi dolar endeksiyle başlayalım. Dolar endeksinde 113'te bir dengelenme var. Bu normal mi? Normal değil. Bunu Fed'e rağmen izah etmek mümkün mü? Değil. Fed faiz arttıracağım diyor. Güçlü enflasyon var. 2 Kasım toplantısında 75 bas puan, hatta Aralık toplantısında 75 bas puan, çok ufak seslerle 100 bas puan faiz artışı olsun diye tartışmalar var. Dünya resesyonda, bunlara rağmen dolar endeksi 115 seviyesinin üzerine aşmıyor. Şimdi neden aşmıyor? Piyasadaki anlamlandırmalara bakalım. Birincisi,
yayınlarda sizle hep konuştuğumuz 1985 yılı Plaza Anlaşması'nın benzeri bir anlaşma olabilir şeklinde piyasanın hep kapalı kapılar ardında söylentisi devam ediyor. Birinci madde bu. İkinci madde, özellikle piyasada büyük bankaların euro aldığına ilişkin kaynak haberler var. Üçüncüsü, işte bu net euro'daki short pozisyonlara veya da long pozisyonlara baktığımız zaman da short pozisyonlar euro'da çok az. Şimdi ilginç bir durum. Her şey euro'nun aleyhineyken neden euro'yu çok fazla shortlamıyorlar? İşte bu noktada da Avrupa Merkez Bankası'nın Ekim toplantısıyla beraber 75 bas puan, sonraki toplantılarda da 50-75 arasında faiz artışına gideceği euro'yu destekleyecek ve resesyonun çok yıkıcı değil de böyle orta şiddette bir resesyon olacağı fiyatlamasından dolayı euro çok fazla değer kaybetmiyor. Bu da dolar endeksini 115'in üzerine attırmıyor. Dolayısıyla bu temanın ben bu haftada devam etmesini, yani geniş bir bant vermek gerekirse 112-115 bandında ama 115'i aşma potansiyelinin daha düşük olan bir dolar endeksi beklenebilir. Çünkü Fed'in toplantısı 2 Kasım'da, 2 Kasım'a kadar piyasayı sarsacak veya da Fed'i sarsacak bir veri akışı yok. Üyelerden de açıklamalar gelecek ama zaten üyeler de şahit. Tahvil faizleri 2 yıllıklar zaten 4'ün üzerinde, 5 yıllıklar da 4'ün üzerinde ama 10 yıllıkların da faizlerinin yükselmesi endişe verici bir boyut mudur piyasalarda? Kesinlikle endişe verici bir boyut. Şimdi bu grafik bize enflasyon verisiyle beraber olan hareketi gösteriyor. Yani o 3.85'lerden başlayıp 4.0754'ün görüldüğü enflasyon verisiyle sonra piyasanın terse dönüp 3.85'e inip ama kapanışı 4'ün üzerinde yaptırdığı bir nokta. Şu anda risk barometresi, dolar endeksi mi, Amerikan 10 yıllık getirisi mi? Risk barometresi Amerikan 10 yıllık getiri. Neyi fiyatlıyor? Fed'in şahinliğini, Fed'in faiz artışını ve Fed'le beraber başlayan küresel ekonomilerdeki resesyonu tetikliyor. Şimdi bu %4'ün üzerinde kaldığı sürece Fed teması etkin bir şekilde devam edecek. Peki bunun etkileri ne olacak? Bu eşittir Amerikan endekslerinde yukarı yönlü momentumu sınırlıyor. Altında yukarı yönlü hareketi sınırlıyor. %4'ün üzerinde kaldığımız sürece risk algısı negatif Amerikan 10 yıllık getirisinde. Peki euro dolar nasıl seyreder? Sen Bey, euro dolarda şu. Genel grafiğe baktığımız zaman da her şey aşağıya gösteriyor. Avrupa Birliği'nde resesyon, gaz savaşları, Putin hani gaz konusunda Avrupa'yı sıkıştırmaya devam ediyor. ECB sözlü müdahaleler, faiz artışları ama bir türlü euroyu toparlayamıyordu. İşte şimdi bankaların euro alması, ECB'nin faiz artışına gideceği ve resesyonun çok da katastrof beklenenden şiddetli olmayacağı algısına bağlı olarak euro çok fazla düşmüyor. 0.95'in üzerinde kalıyor. Şu anda 0.95 bir bandı arasında yukarıya biraz yakınsayacak hareketler var ama birin üzerinde bir hareket olması için Fed tarafında bir gevşeme veyahut da Avrupa Merkez Bankası'nda faiz artışlarının 75 değil daha üzerinde olacak şahin bir açıklama olabilir. Sanki bu haftada euro dolar paritesinde 0.95'in üzerinde kaldığımız sürece bir seviyelerine doğru yakınsayacak hareketler görebiliriz diye düşünüyorum. Peki S&P 500 enflasyon verisiyle çılgın hareketler görülüyor. Bunu nasıl yorumlarsın? Şimdi S&P 500'de enflasyon geldi. 3.491 seviyesine kadar düştü. Ondan sonra 3.712 işte kapanışta 3.600'ün üzerinde oldu. Burada odaklanılması gereken en kötüsü geride kaldı mı? Bir dip arayışı var mı? Hani orada hala bir soru işareti var. Bu hareket tipik bir ayı piyasasındaki düzeltme hareketleri. Yani ana strateji aşağı, taktik ölü kedi sıçraması. Enflasyon verisi sonrası yaşadığımız olay da buydu. Ama bunu şu nedenden oldu da enflasyon verisine rağmen yukarı yönlü gitti denilebilir mi? Denilemez. S&P 500 endeksi için bir grafiğimiz daha olacak. Evet, orada 200 haftalık 200 haftalık basit hareketli ortalama. Ki 2014 yılından beri bu ortalama çok etkin bir şekilde çalışıyor. İşte bir 2020 yıllarında o ortalama aşağı yönlü kırıldı ve kırılma noktasından sonra belli bir geri çekilme yaptı. 200 haftalık basit hareketli ortalama da 3600 seviyesinde. Bunun üzeri mi, bunun aşağısı mı ama şu anki gözüken bu ortalamanın altında aşağı yönlü geri çekilmelerle tekrar denge bandı 3450-3550 seviyesine doğru aşağı yönlü hareket daha olası gibi duruyor büyük resimde. Ama taktik olarak yukarı yönlü hareketler illaki olacak.
Tabii Amerikan borsalarında bu durum böyle seyrederken ons altın enteresan bir şekilde yine arafta kalan bir ons altını görüyoruz. Ons altındaki seyir önümüzdeki hafta beklenti ne? Şimdi dolar endeksi 113'lerde kaldı. Bu ons altın için evet pozitif ama Amerikan 10 yıllık getiri %4'ün üzerinde hareket ettiğinden dolayı bu ons altını aşağı yönüne baskılamaya devam ediyor. Çünkü dolar faizi daha güçlü. Orada da 233 haftalık basit hareketli ortalama 1622 majör destek noktası. Buraya geri çekilme ama Amerikan 10 yıllığında 4'ün üzerindeki momentum devam edecek olursa biz ons altında 1585-1600 bölgesine doğru oturma potansiyelimiz olabilir. Hani ons altın için her şey bitti, burası dip, buradan yukarı demek için erken olduğunu düşünüyorum. Peki kripto piyasaları, orada da 19.000 dolarla 20.000 işte biraz üzerinde gidip gelen bir Bitcoin görüyoruz. Evet. Kripto piyasaların özellikle Bitcoin'deki önümüzdeki hafta beklentiniz nedir? Şimdi Bitcoin ne dolara tepki veriyor ne Fed'e veriyor. Herhangi bir şeye ne pozitif ne negatif tepki veriyor maalesef. Yani evet, bu haftalar boyunca bu şekilde devam ediyor. İşte 200 haftalıkla 300 haftalık basit hareketli ortalama. Yukarıda 23.584, aşağıda 17.600 seviyedir ama aşağıyı daha yakınsayan bir harekette 19.000'de dengeleniyor. Ben yeni bir düşük yaptıktan sonra yukarı yönlü momentumun başlayacağını düşünüyorum. Yani 17.600 seviyesi aşağı yönlü kırıldıktan sonra bir 2.000 ile 3.000 puan arasında bir aşağı yönlü hareket. İşte 14.000, 15.000'lerde dengelenme, sonra yukarı yönlü hareket. Orada da ilginç bir şey var. Hani bir sonraki grafiğimize geçebilirsek Sami Bey. Bitcoin'de zirveden aşağıya geri çekim. Yani maksimum kayıplar genelde 12 ile 13 ay arasında sürüyor. Bu 3 tane döngü var. Grafiğin sağ tarafında güncel durum gözüküyor. Hani şu anda da o 12-13 aylık döneme geldik. Bakalım hani o 14-15 bin dibi gördükten sonra yukarı yönlü momentumunu başlatacak mı? Ama büyük resimde hani Bitcoin'in maksimum kayıplarının toparlaması 12-13 ayı alıyor. Biz de bu döngünün sonlarındayız. Bakalım çalışır çalışmaz izleyip göreceğiz. Peki dolar Türk lirası tabii. Yine içeride en çok sorulan soru bu. Nereye evet. gider dolar Türk lirası? Dolar Türk lirasının şu anda gideceği bir yer yok. Kaynak girişi yani ödemeler dengesinde her ay 4,5 milyar dolara yakın gelen net hata noksan sürdüğü sürece dolar Türk lirasında günlük oynaklık bazında aşırı sert hareketleri beklemediğimi sizin yayınlarda sürekli ifade ettim. Hani sonbaharda böyle çılgın astronomik rakamlar belirtiliyor ama kamu buna izin vermemek için elinden gelen her türlü şeyi yapıyor, yapmaya evet. devam edecek. Nedeni nedir? Aralıktaki kağıt üzerindeki baz etkisinden dolayı enflasyonu %70 seviyesi aşağısına çekmek. Biz faiz arttırmadan hatta faiz indirerek enflasyonu aşağıya çektik. Bunun olması için kur belli bir bantta stabil kalması gerekiyor. Şimdi bu grafikte de dolar Türk lirasını görüyoruz. Aşağıda da rate of change yani günlük değişimler. Bakın dikkat ederseniz kırmızı yatay çizgi günlük 0.5'lik hareketin referansı. Günlük dolar Türk lirasında 0.2, 0.3 hatta bu son hareket aşağı yönlü. Yani doların Türk lirasına karşı değer kaybettiği bir hareket var. Dolayısıyla Türk lirasında çok aşırı oynaklıkları şimdilik unutalım ama büyük resimde aylık enflasyon artı risk birimi kadar değer kaybetme potansiyeli dolar Türk lirasında hem kur korumalı mevduat cazibesi hem de ihracatçıyı desteklemek anlamında olan yukarı yönlü hareketi açıklayıcı faktörlerden. Peki Borsa İstanbul cephesine gelelim. Buradaki önümüzdeki hafta beklenti nedir? Şimdi Borsa İstanbul tarafında sanki o bankalar kaynaklı o sert satışlardan sonra en kötüsü geride kaldı gibi. Biz S&P 500 endeksinden pozitif yönde ayrışıyoruz. Viyop yakın vade kontratında referans 4000 seviyesi üzerinde kalıyor muyuz kalmıyor muyuz? Bu önemli. Spot tarafta da 3600-3650'nin üzerinde yukarı yönlü momentumun devam edeceği bu hafta biraz daha iyimser bir fiyatlama olabilir. Bakış açısında da dolar bazlı baktığımız zaman da grafikteki bu yatay çizgiler boşlukları gösteriyor. Ve bu boşluklar seviyesinde yani endeks bölü dolar Türk lirası eşittir dolar bakışı. Şimdi bu yeşil çizgilerle işte 230'a doğru bir hareket yani kırmızı çizgiyle yeşil çizgi arasındaki boşluğu tekrar doldurma potansiyeli bulunuyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul tarafında endeks bazında bunu konuşuyorum. Yukarı yönlü momentumun ben bu hafta daha olası olabileceğini düşünüyorum.
Peki hisseler bazında bir grafiğimiz var, tablomuz var aslında. Evet. Bu tabloda da biraz üzerinde konuşmak lazım. Çünkü burada enteresan bir rakamlar var. Evet. Şimdi tablo Bloomberg terminalinde analistlerin her bir hisse için girdiği 12 aylık dönemdeki hedef fiyatlarını gösteriyor. Endeks 30 için. Yukarıda da endeks 100 ve endeks 30 için. Burada 12 aylık hedef fiyat, güncel fiyat, 12 aylık hedef fiyata göre güncelde yukarı potansiyel mi, aşağı potansiyel mi var? Kaç analist al tavsiyesi, kaç analist tut tavsiyesi ve sat tavsiyesi veriyor? Hani bu tabloda bir alım satım tavsiyesi değil, onu net olarak belirteyim. Ama temel analize veyahut da şirket raporlarına dayalı yatırım yapan yatırımcılar için önemli bir referans olacağını düşünüyorum. Mesela burada Akbank'ı, Garanti Bankası'nı, Halkbank'ı ve İşçi'yi sarı olarak gösterdik. Yapı bankaları, bankaları öne çıkarma anlamında. Hani o bankaların muazzam hareketi, sonra o sert düşüş, toparlanma, ama yine analistlerin 12 aylık hedef fiyatına göre bankalardaki yukarı yönlü potansiyel devam ediyor hedef fiyata göre. Arkadaşlarımız bu ekranı dondurup uzun uzun bakabilirler. Baktıklarında evet, da zaten çok güzel bir karşılaştırmalı çalışma olmuş bu. Hem fiyatı hem hedef fiyatı vermiş. Çok çok yükselen hisse senetleri var. Şimdi çok yükselen hisse senetlerinin daha da çok yükselmesi zaten beklenmez. O zaten zirvede şu an. Tavan yapmış vaziyette, ama hala çok düşük olan hisseler var. Mesela benim burada gördüğüm. Arkadaşlar buna bakarsanız çok net bir şekilde buradan da çok güzel bir göreceksiniz. Tuğberk Hocam gayet harika bir çalışma getirmişsin bize. Çok güzel bir çalışma. Şimdi Merkez Bankası faiz kararı 10 Ekim tarihinde bir toplantı yapacak ve burada da yine 100 bas puan bir indirim olma ihtimali var. Peki bu indirimler 2023 yılına kadar nasıl gelişir, nasıl olur, nasıl devam eder? Sayın Cumhurbaşkanı açıkladığı bir tek hane var. %9, onu evet, göreceğiz kesin. Kesin. Hangi sırayla görürüz bunu? Yani göreceğimiz kesin artık yani. Aynen. Şimdi 20 Ekim toplantısı 100 bas puan faiz indirimi. Piyasanın da genel konsensüsü. Ben de 100 bas puan bekliyorum. Kasım'da 100 daha, Aralık'ta 100 daha. Toplamda yıl sonunu %9 tek haneyle kapatıyoruz. Ama bunu zaten herkes Sağır Sultan duydu, biliyor, olacak. Önemli olan 2023 yılında para politikası ne olacak? %9'un altında benim beklentim seçime kadar ilk etapta bir %7'lere kadar Avrupa Birliği'ndeki durgunluğun derinleşmesi, iç talebin durması, enflasyonun tekrar %50 potansiyeli üzerinde kalması dikkate alındığı zaman da Merkez Bankası'nın 2023'ün ilk çeyreğine de faiz indirmesi gerekecek. Ben ilk çeyrekte, şimdiden belirteyim, bir 200 bas puanlık hareket alanı olarak yıl sonu 9'da kapatırsak yılın ilk çeyreğinde, 2023 yılın ilk çeyreğinde %7'lere ulaşabilme potansiyeli olan bir Merkez Bankası faizini görüyorum. Ondan sonra da zaten resmi tarihe göre Haziran veyahut da öne çekilirse Mayıs ayındaki seçime kadar biraz bekle gör olur. Ondan sonra da seçim sonrası para politikası ne olur ne olmaz size yine tartışırız. Şimdi İngiltere çok enteresan sevgili Tuğber. İngiltere'de 38 gün Maliye Bakanlığı yapan bir Maliye Bakanı var. İngiltere tarihinde olmamış bir şey bu. Evet. Yeniden bir Maliye Bakanı geldi. Ve İngiltere'de sterlinin de tabii pound'un dolar karşısındaki seyri çok enteresan bir şekilde. Dibi gördü mü sence sterlin? Şimdi geçici olarak dibi gördü. Çünkü grafikte de görüleceği üzere bir 1.05'ler var. O kırmızı çizgi geliyor. Son dipte 1.0350 seviyesi. Şimdi yeni başbakan Truss önce bir piyasaya meydan okudu. Ben dedi bu mini vergi paketini geçiririm dedi. Maliye Bakanı da onu destekledi. Bir baktılar pound dolar paritesi 1.0350, hatta 1 ve 1'in aşağısı dedi. Sonra ne oldu? Hemen Truss U dönüşü yaptı. Ve bu U dönüşü de hani paketin ertelenmesi, piyasa biraz bir dengelensin, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artışlarına paritenin tepki vermesini sağlamak için şu anda bekle göre geçti. Hani eğer bu U dönüşü paketinden Truss vazgeçmiyorsa 1.0350 ile gerçekten o kısa dönemli pound dolarda dip görülmüş durumda. Hani şu anda da 1.10 daki majör bir destek noktası var. Ama yeşil aşağı yönlü çizgiye dikkat ettiğiniz zaman da hani trend aşağı yönlü devam ediyor. Bakalım o yeşil çizgi, trend yukarı yönlü kırılacak mı? Eğer Truss U dönüşünü yapıp paketi devreden çıkarırsa
Evet, pound dolar için dip görüldüğünden bahsedebiliriz. Akabinde de İngiltere Merkez Bankası'nın Kasım'da bir faiz artışı devreye gireceğinden dolayı pound dolarda geçici dibin görüldüğünden bahsedilebilir. Tabii ki burada Türkiye için Euro'nun karşısı yanında bir de sterlinin değer kaybetmesi, Türkiye'nin ihracat yaptığı Avrupa'daki ikinci büyük ülke İngiltere. Öyle olunca bizim ihracat gelirlerimizin de azalması anlamına gelir. Bunu kesinlikle da hatırlatalım. Türkiye için iyi bir şey değil bu. Haftanın sözü, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bombayı patlattı. Yalan mı söylüyor? Doğru söylüyor adam. Doğru yani, söylüyor. Allah için doğru söylüyor yani. Ne dedi? Ne dedi? Dünyada resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye dedi. Evet, büyüme rakamlarına bakıyoruz. Bu net olarak doğru mu? Doğru. Ama hani madalyonun aydınlık yüzü büyüme ise ben de madalyonun karanlık yüzüne bakayım. Bu yüksek büyüme ki hani bu yılki büyüme potansiyelimiz %4 ile 5 arasında olacak. Yine hani dünya ile kıyasladığımız zaman da muhteşem. Buna kimsenin itirazı yok. Benim de itirazım yok. Ama madalyonun karanlık yüzünde bu yüksek büyümenin karşılığı işsizlik ve enflasyon. Neye rağmen değil mi? Evet. Yani bu yüksek büyüme tercih edildiği zaman da hani bu üç unsuru hem yüksek büyüyelim, hem işsizlik düşük olsun, hem de enflasyon düşük olsun. Bunu sağlamak mümkün değil. Birisinden birisine feragat etmek gerekiyor. Yani şunu da sormak lazım. Bu yüksek büyümeye tarzına geçildiği zaman da bu yüksek enflasyon ve bu işsizliğe ekonomik olarak değdi mi, değmedi mi? Büyümeden mutlu olan bir kesim var. Evet, servet sahipleri. Ama diğer tarafta orta sınıf diyebileceğimiz sınıf bu yüksek büyüme tarafında en fazla hasarı alan kesim oldu. Bunun da eşitliği işsizlik ve yüksek enflasyon. Ben de o zaman şöyle buna bir söz söyleyeyim. Türkiye lütfen, teknik olarak resesyonda değil. Evet. Teknik olarak resesyonda değil. Evet. De değil. Teknik olarak. Ama teknik olarak. Haftanın sorusunu soralım şimdi hadi. S&P 500 endeksleri herkes merak ediyor. Enflasyon verisi sonrası o 3500'ün altına sarktı. 3495'ler dip görüldü mü? Evet, şu anda geçici olarak dip görüldü. Bu hafta biraz daha iyimser geçebilir S&P 500'de. Neden? Çünkü Amerika'da bilanço sezonu başladı. Cuma günü bankalar geldi. Şimdi pazartesi günü Bank of America Merrill Lynch'in bilançosu. Salı Goldman Sachs'ın ve Netflix'in bilançosu. Çarşamba'da Tesla'nın bilançosu gelecek. Şimdi ekrana getirelim onu istersen. Evet. Ve bu beklentilerde daha önceki çeyreklere göre durum daha iyi değil ama çok da kötü değil. Hani 3. çeyrek beklentilerinden dolayı S&P 500'de bir aşağı yönlü harekette o 200 haftalığa doğru yakınsama, yani 3550-3650 bandı arasında bilançolara bağlı olarak hareket edebilir ama piyasanın ana kırılması bilançolarda 27 Ekim'deki Apple bilançosuyla olacak. Çünkü iPhone 14'ten istediklerini bulamadılar. Üretimi kıstılar. Üretim Çin'den Hindistan'a kayıyor. Amerikalıları yeni iPhone 14 almaya çok fazla ikna edemiyor. Bakalım Apple'ın bilançosu S&P'deki teknik hareketi temel taraftan da destekleyecek. Bu tabloda da hani Borsa İstanbul için gösterdiğim tablonun Amerikan endeksleri ve Amerikan hisse senetleri için analistlerin 12 aylık hedef fiyatları, güncel fiyat, 12 aylık hedef fiyata göre yukarı potansiyel mi, aşağı potansiyel. İşte örnek olarak Apple'ın kapanış fiyatı 138.38, analistlerin 12 aylık hedef fiyatı 182.30. Kapanışa göre %31.74'lük bir yukarı potansiyel işaret ediyor. İşte 37 tane analist al demiş, 10 tanesi tut demiş, 2 tanesi sat demiş. Hani S&P 500 için de Russell, Nasdaq, Composite 100 için, Dow Jones için de bu hedef fiyatlar görülebilir. Hisseler için de işte Tesla'sı, Twitter'ı, Walmart'ı, Intel'i, Alphabet'i, eBay'i, Walt Disney'i, Caterpillar'ı. Hani yurt dışında yatırım yapan yatırımcılar da temel analist tarafında eğer analistlerin raporlarını önemseyen yatırım stratejileri varsa buna baksın. Ama teknik olarak ilgilenenlerin hani bu pek ilgisini çekmez, faydasını da göremezler, öyle söyleyeyim. Ve son söz ne dersin? Şimdi son sözde dünyada ciddi bir enflasyon ve resesyon belası var. Bundan merkez bankalarının faizleriyle çok etkin bir şekilde çıkamayacağız. 2023 yılı dünya büyümesi, dünya enflasyonu için çok parlak değil. Daha kışı görmedik, daha sert kışları görüyor olacağız.
Fiyatlamalarda ana strateji aşağı yönlü. Yani Fed faiz arttıracak, resesyonu tetikleyecek, bu şirket karlılıklarını aşağı çekecek, ücret katılığı, operasyonel marjlardaki aşağı yönlü baskılama şirket karlarını, yani hisse başına karları önceki çeyreklere göre daha kötü yapacak, hisse senetleri tarafından biraz uzak duracak. Ama bu şu anlamada gelmiyor. Her şey çok kötü. Topyekün hisseleri sat, endeksleri sat, dönüp arkana bakma, ekranı kapat mı? Kesinlikle öyle değil. Ana strateji, yön aşağıken taktik olarak haber akışı, işte dolar endeksi, FED'di, bilançolarla haberler gelecek ve taktik olarak ölü kedi sıçramaları olacak. Yani endekslerde yukarı yönlü hareketler olacak. İşte bu aradaki hareketleri optimal kullanan yatırımcılar itiri anlamında gerçekten hem enflasyonu hem de kendi kıstaslarını yenmiş olacaklar. Ama son söz olarak da S&P mi Borsa İstanbul mu, ben S&P tarafında değil Borsa İstanbul tarafında, ya fon tarafına yönelip endeks 100'ü veyahut da endeks 30'u replike eden fonlara dahil olurdum veya gerçekten iyi bir hisse senedi seçtiğimi öngörüyorsam o hisse senedi tarafında yatırım yaparak bulunup Borsa İstanbul'daki mevcut bir potansiyel olacak. Bu seçim maratonu değil, bu özellikle bu ay içinde yaşadığımız banka hisse senetlerindeki sert satışlar, işte eksi bakiyeler, oradan doğal seleksiyonla devre dışına çıkan yatırımcılar, hani piyasa gerçekten fiyatlamayı yapacakların eline kaldığından dolayı bu fiyatlama aşağı mı yukarı mı, ben daha yukarı olabileceğini düşünüyorum Borsa İstanbul tarafında. Ama tabii coğrafi lokasyon ve hem ülke gündemi hem yurt dışı gündem çok hızlı değiştiğinden dolayı hani bunu da konuşma frekansımız değişir. Hani şimdiden böyle söyleyip de bir ay sonra, üç ay sonra böyle domino taşı gibi dizilmiş, böyle böyle olacak gibi öyle bir beklentiye girilmesin. Peki varlık savaşlarında borsanın yanında mesela gram altın? Gram altın şöyle, dolar Türk lirası yıl sonuna kadar belli bir bantta yönetilebilir, yönlendirilebilir şekilde devam edecek. Yukarı gidecek mi? Gidecek. Aylık enflasyon artısı 7'ye kadar. Ons altın 1700'ün üzerine atması için Amerikan 10 yılının 4'ün aşağısında kalıcı olması lazım. Bunun için de kötü veriler gelecek. Fed Şahin temasını devreden çıkaracak. Faiz artışlarında temposunu düşürecek. Hani kısa dönemde böyle bir şey beklemiyoruz. Gram altında hani 950-1050, ortada 1000 bandında devreye giriliyor. Hani Borsa İstanbul yatırımı varsa ben Borsa İstanbul tarafında bulunurum. Ama herkes de Borsa İstanbul'u bilmek zorunda değil. Türk lirasında kalmak mı? Ultra düşük negatif reel faizden dolayı TL'de, yani çıplak TL'yi fiziki olarak tutmak çok anlamlı değil. Ya parayı harcayacaksınız ya bir şey alacaksınız, ya da döviz ve dövize bağlantılı bir varlıkla belli bir kısmındaki değer kaybını koruyacaksınız. O da gram altın. Eğer bu tarz yatırım tarzınız varsa gram altın, ama ikisi arasında çekimser kalıyorsanız Borsa İstanbul'u tercih ederdim. Tuğberk Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben yine teşekkür ederim. Pazar günü, pazardan hafta içine uzanan bir öngörü sepeti yaptınız bize. Bakalım önümüzdeki hafta bu öngörülerimiz doğrultusunda neler olacak? Önümüzdeki haftada zaten pazar günü yine bu programı yapacağız sizle beraber. Herkese iyi bir pazar diliyorum. Size de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi pazarlar dilerim. Arkadaşlar, abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olsunlar. Beğeniler bizim için önemli. Çünkü algoritmalarda, Google algoritmasını özellikle üst sıralara çıkartıyor kanalımızı. O yüzden beğenmeyen arkadaşlarımızdan da bir beğenmelerini şöyle bir rica edeyim ben. Dediğim gibi abone sayımız ne kadar artarsa o kadar çok güzel yayınlar yapmaya da devam ederiz. Sürdürülebilir bir iş yapmaya çabalıyoruz arkadaşlarımızın desteği sayesinde. İyi pazarlar, görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.